gardiyanlar tarafından kolları ters çevrilerek yerlerde sürükleniyor garibe. Biz bugüne kadar bunları söylemedik. Burada süngerli odaya atılmış, burada yine süngerli odada üstüne yığılmışlar gardiyanlar. Şiddet uyguluyorlar. Bu da aynı. Burada yine yerde sürükleniyor garibe. İşte bunların hiçbirini görmedi savcı. Bizler avukatlar olarak sonuna kadar bu olayın takipçisi olacağız. Yakın zamanda zaten garibe gezilere ilişkin başlatılan soruşturmanın aslında takipsizlikle sonuçlandığına dair karar bizlere tebliğ oldu. Yani ve düne kadar bizim hiçbir şekilde ulaşamadığımız dosyaya biz dün ilk defa dosyayı görebildik. Haliyle garibe gezilerin yani yaşamın yitirmesinin üzerinden bir yıl geçmek üzere, yani bir yılı doldurmak üzere 9 Aralık'ta vefatını öğrendiğimiz Garibe Gezer'in dosyasını hemen 10 Aralık'ta çok hızlı bir şekilde kısıtlı kararı getirildi. Halil'e bu süreç böyle olunca sürekli hani bu kısıtlı kararına itirazlar yapıldı ama hiçbir şekilde olumlu bir cevap verilmedi bizlere. Çok yakın bir zamanda gidip geldik hani savcı belediye görüşmeye çalıştık ama dediğimiz şekilde biz hiçbir şekilde sonuç alamadık. Dosyadan hiçbir şekilde biz dosyaya erişim sağlayamadık. Dosyaya gelen evraklardan, dosyadan hani olan biten bütün durumlardan biz çok uzak kaldık. Tamamen aslında avukatların devre dışı bırakıldığı, garibe gezen avukatları olarak devre dışı bırakıldığı bir sürece tanıklık ettik. Haliyle çok etkin bir soruşturma yürütülmediğinin altını çiziyorum. Çünkü biz hiçbir şey görmedik. Ta ki düne kadar. Durum böyle. Zaten şeyde dosyanın içerisine daha yeni baktığımızda aslında bize gelmediği söylenen evrakların daha sonuçlanmadığını söylenen durumların aslında içinde olduğunu yakın bir tarihte geldiğini biz gördük ne yazık ki. Dediğim şekilde bu anlamıyla avukatlar olarak biz hani kendi görevimizi yerine getiremedik ve bizlerin dışında tutularak salt tanıkların yani kurumda çalışan idari infaz kurumunun tanıklıklarının beyanlarını alındığını, onların esas alındığını gördük. Haliyle aslında hani şüpheli olarak yargılanması gereken hapishane idaresinin de aslında şüpheli konumunda olmadığını biz gördük. Durum böyle. Zaten en başından beri biz sürekli dile getirdik. Durum ne olursa olsun, bir intihar olsa bile aslında bizim hep en başından beri söylediğimiz şey şuydu. İntihara sürüklenen sebepler vardı. İntihara sürüklenen sebepler için yapılan başvurularda hepsine takipsizlik kararı verildi. Bunu zaten daha önceden de biz paylaşmıştık, bildirmiştik bu durumu, bu süreci. Şimdi şöyle yaklaşık dediğimiz şekilde bir yıldır biz hiçbir şekilde yani erişim sağlayamadığımız dosyaya bir yılına aşkın bizim dışımızda bir takipsizlik kararı verildi. Ve bunun 25 Kasım'a denk gelmesinin de aslında göz ardı etmemek gerekir. Sistematik hale gelen bir aslında şiddetin sonuç yani vücut bulmuş halini görüyoruz. Yani salt artık şiddet, fiziki bir şiddet olarak algılanmaması gerektiğini hep altını çiziyoruz. Ve bunun yanında zaten garibe gezer özeline de değinmek gerekirse salt hani kaba bir şiddetin uygulandığını biz dile getirmedik sadece. Biz aslında garibe gezerin psikolojik olarak da bir şiddete maruz kaldığını idare tarafından, infaz kurma memurları tarafından intihara sürüklenen bir sürecin olduğunu hep altını çizdi. Otopsi raporuna bakıldığında darp cebir izni ve şüpheli bir bulgunun bulunmadığı yazılıyor. Aslında burada bile bizim dediğimizin bir şekilde farklı bir söylem haline getirdiklerini gördük. Zaten bizim böyle bir iddiamız da yoktu. Yani bu anlamda darp şiddetinden ziyade bir cebir durumundan ziyade bunu yani garibe gezeri intihara sürüklenen sebeplere inmeleri gereken idarenin aslında ihmali sonucuyla bu intihardan sorumlu olduğunun biz hep altına çizdik. Bizim yapmış olduğumuz bütün başvurulara rağmen takipsizlik kararının verilmesi aslında ne kadar böyle kendi hukuklarını uyguladıklarını, kendilerine göre karar verdiklerini, aslında iç hukuk yollarında etkin olmadıklarının da bir göstergesiydi bizim için. Ama tabii hani bu demek olmuyor biz hukuki süreci buradan bırakacağımız anlamına gelmesin. Ailesine vermiş olduğumuz bir söz konusu, kadınlara vermiş olduğumuz bir söz konusu, garibe gezere vermiş olduğumuz bir söz konusu. Biz bu sürecin takipçisi olacağız. Gittiği yere kadar biz bu durumu götüreceğiz ve garibe gezere verilen söz tutulacak, ailesine verilen söz tutulacak. Bu anlamda şiddete maruz kalıp, psikolojik şiddete
maruz kalıp bu yaşamını yitirmiş bütün kadınlara vermiş olduğumuz bir söz olsun. Gidebildiği yere kadar biz götüreceğiz. Garibe gezerin hakkını arayacağız her koşulda.